Dünya Kupası Avrupa elemelerinde E grubunda Slovenya ile Norveç karşılaşıyor. Slovenya grupta 3. sırada yer alıyor 12 puanla. 11 puanlı Norveç ise hemen onun ardından 4. sırada yer alıyor. İki takım da son kalan iki maçı, yani kader maçına çıkacak iki takım da. O yüzden bu maçın önemi çok büyük. İlk maçta Norveç'in Slovenya karşısında 2-1'lik bir üstünlüğü söz konusu. Yani bu grup İzlanda'nın yaptığı sürprizle, yani İzlanda'nın yakaladığı çıkışla, onun dışında da Arnavutluğun hala bir şekilde içinde olmasıyla puan olarak topladığı puanlar açısından enteresan bir grup. Özellikle ikincilik için İsviçre biraz daha ayrılmış gözüküyor bu alttaki gruptan ama özellikle ikincilik için her şeyin olabileceği bir grup bu. Enteresan bir grup E grubu ve bence çok önemli, çok kritik maç. Ben bu maç için şöyle söyleyeyim. Slovenya-Norveç maçında birisi yenilen, kaybeden havlu atmış olacak. Böyle gözüküyor bence. Çünkü İzlanda'nın Kıbrıs maçını kazanması halinde kaybeden takım için iş bitmiş demektir. O yüzden iki takımda ben mümkün mertebe kontrollü bir futbol oynayacağını düşünüyorum. İki takıma bakacak olursak zaten hani kadro kaliteleri ya da ne bileyim şu an hani Avrupa'daki şöyle geldikleri nokta, çünkü iki takımda hep böyle ufak başarılar, ufak çıkışlarını izledik. Büyük turnuvalarda çok az, çok nadir gördüğümüz takımlar bunlar, Slovenya ve Norveç takımları. Özellikle son yıllarda futbolları, yani bireysel anlamda futbolcular, iyi futbolcular çıkarsalar bile takım halinde, bütün halinde çok göz önünde olmayan ülkeler. Onlar açısından bir Dünya Kupası çok önemli. Ama dediğim gibi işleri zor. İki takımdan birisinin bu turnuvayı veda edebileceğini düşünüyorum. Ben burada yani zaten oranlar da dengeli verilmiş, dağıtılmış. Böyle bu maçta öne çıkaracağım bir taraf yok. Bence her şeyin olabileceği bir maç. Onun dışında 2-3 gol var burada oran olarak benim sizlere tavsiye edebileceğim. 1.75'lik oranıyla 2-3 gol benim sizlere bu maç için gol bahsindeki tavsiyem.